Bir mıh, bir nalı, bir nal, bir tırnağı, bir tırnak, bir ayağı, bir ayak, bir atı, bir at, bir askeri, bir asker, bir orduyu, bir ordu, bir ülkeyi kurtarabilir. Bu söz Cengiz Han'a ait. Atlar, tarih öncesi efsanelerin baş aktörü. Kralların ve fatihlerin gururu. Gücün, güzelliğin, asaletin ve hızın temsilcisi. Tarihi toynaklarının toprağa vuruşuyla yazan insanoğlunun farklı bir önem atfettiği atlar binlerce yıldır dünya üzerinde. Orta Asya bozkırları en eski çağlardan bugüne dünyanın en fazla at yetiştirilen bölgesi oldu. Atın evcilleştirildiği mekan da Orta Asya. Yani bugün insanoğlu at sırtında pek çok gelişme kaydedebildiyse bunu Türklere borçlu. Takvimler M.Ö. 3000'li yılları gösterdiğinde insan artık at üzerindedir ve bu elbette ki tarihin seyrini değiştirir. İster yaz, ister doru, ister al olsun, ata özelliğini veren donundan yani renginden çok soyudur. Konu at olunca dünya yüzünde bugüne dek belirlenmiş 170'ten fazla ırktan söz etmek mümkün. Bu rakam elbette ki kesin değil. Ancak dünya yüzünde en çok bilinen ırklardan biri, ünlü binek ve yarış atlarından biri olan Arap atıdır. Arabistan'a geçen Orta Asya ve Anadolu Türk atlarından türemiş olan Arap atları günlerce su içmeden yol alabilir. Şayet kaynakçalara bakarsanız görürsünüz ki Arap atı isminin geçtiği en eski yazılı kaynak milattan sonra 1330 yılına ait. Yani Arap atları dünyanın en eski ırklarından biri. Dünyanın birçok yerlerinde Arap atları isimleri var da Fransa'da var başka yerlerde ama genelde Anglo-Sakson karışımı bir Arap atçılığı. Safkan Arap atçılığının ender bulunduğu ülkelerden birisi Arap atçılığı müzesi gibi, tarih müzesi gibi Türkiye. Arap atlarının boyutları çok büyük değil. Uluslararası otoritelere göre ideal boyları 145-155 santimetre arasında. Arap atlarının en önemli karakter özellikleri ise çoğunluğunun zeki, çevresiyle iyi ilişkiler içinde ve hassas olmaları. Gelelim İngiliz atlarına. Dünyanın en meşhur atlarından biri olan İngiliz atları özellikle yarış için yetiştiriliyor. İngiliz atlarına ilişkin bilinmesi gerekli bir başka şey de şu. Bu atların adaptasyon yetenekleri çok yüksek. Arap aygırlarla İngiliz kısraklarının çiftleştirilmesinden türetilmiş bu soydan gelen atlar oldukça uzun bacaklı. Bilinen en eski ve kan hatları kurucusu aygırlarsa Bearley Türk, Godolphin Türk ve Darley Arabian. Al ve doru renkleri İngiliz atlarının en sık görülen donları. Kır ve yağız donsa ender görülen renkler. İngiliz ve Arap atları arasındaki en önemli fiziksel farklılığa gelince, İngiliz atlarının bel omuru ortalama 6 ya da 7, Arap atlarının ise 5 adettir. Atların soy özelliklerine göre şekillenen fiziki ve karakter farklılıkları böyle. Ancak türleri ne olursa olsun, atlara ilişkin bazı genellemeler de mevcut. Örneğin, ağır işler için gücünden faydalanılan atlara soğukkanlı, canlı, hareketli, süratli atlara da sıcakkanlı denir.
kısa bacakları ve çocuklara binicilik dersinde eşlikleriyle tanınan midilliler ise dünyanın en fazla tanınan bir diğer at türü. Dünyanın neresine giderseniz gidin, midilliler için sevimli atlar tanımıyla karşılaşmak mümkün. Pek çok çocuk için midilliler ilk kez bindikleri atlar. Kimi zaman hafif gezinti arabalarına koşulan, kimi zaman sirklerde gösteri amaçlı kullanılan midilliler, boyutlarına karşın oldukça dayanıklı atlar. Günümüzde engelli çocukların rehabilitasyonunda da yararlanılan midilliler için çocuklarla en iyi ilişkilere sahip atlar demek mümkün. Midilliler küçük atlar. Ya büyükler ya da en büyükler. İşte tarihin tanıdığı en ünlü ve en büyük at. Tahta at, Truva atı. Truva Savaşı'nın seyrini değiştiren bu tahta at, insan, at, tarih ilişkisinin en belirgin simgelerinden biri. At, çok uzun yıllar insanlık tarihinde son derece etkili bir silah olmuş. Öyle ki doğudan batıya tüm dünyada pek çok imparatorluk, beraberlerinde yeni fikirler, teknolojiler ve kültürel deneyimler getiren atlı birliklerin saldırılarıyla çökmüş ya da yeniden korunmuş. Osmanlı İmparatorluğu her zaman ata önem veren bir devlet oldu. Padişahların da iyi birer binici olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nda at sahiplerinden hiçbir zaman vergi alınmadı. Hatta at sahibi olmak desteklendi, önemsendi. Pek çok kaynağa göre 16. yüzyılda Osmanlı ordusundaki süvari sayısı 200 bine çıkmıştı ki bu zamanının en büyük kuvvetiydi ve atlı birliklere verilen önemin hatta imparatorluğun uzun yıllar süren hükümranlığının da en önemli nedenlerinden biriydi. Osmanlı İmparatorluğu dünyaya bizim atlarımızın dedeleriyle taşınmıştır. Yani Osmanlı İmparatorluğu 3 kıtayı fethederken Tigem'de bulunan atların dedeleri ve ataları Osmanlı ordusunu taşımıştır. Bu çok önemli bir özelliktir. Günümüzde savaşlar başka aletlerle ve başka makinalarla yapılmaktadır. Ama o dönemde at hem insanın arkadaşı, hem silahı, hem ordusu. Evet, atın savaş tarihindeki yeri yadsınamaz. Ancak insanlık tarihi incelendiğinde görülür ki at, motor gücünün henüz bulunmadığı dönemde her zaman insana hızlı hareket serbestisi veren en önemli araç oldu. Medeniyetlerin gelişiminde mütevazı işçi atların katkıları küçümsenecek gibi değil. Ağır yükleri çekmek için yetiştirilen işçi atlar, çiftçiliğin ve sanayinin çalışma prensiplerini değiştirmişler. Malları hızla uzun mesafelere taşıyarak ticareti geliştirmiş ve böylece dış dünyayla küçük bağlantıları olabilen köyler zenginleşmiştir. İnsanlığın yükünü sırtında taşıyan, toprağını eken, kentlerin gelişimini, ulaşımın hızlanmasını, iletişimin kalitesini artıran çok uzun zaman atlardır. Bir beygirin gücü, tarihin her döneminde makinalar bulunduktan, sanayileşme başladıktan sonra da değerli olmuştur. İngiliz mühendis James Watt tarafından kullanılmış olan beygir gücü deyimi bunun göstergesidir. İnsanoğlu, beygir gücü deyiminden bir makinenin yapabileceği işi ölçmek için faydalanmış, bugün bile modern makineler için benzer bir terim bulunamamıştır. Watt, işçi atlarla günlerce süren dikkatli deneyler yapmış, sonrasında bir beygir gücündeki bir makinenin bir günde bir ata göre yaklaşık %50 daha fazla ağırlık çektiğini kanıtlamıştır. Ancak ard arda bulunan makinalara rağmen bir atın kişiliği, insanla iletişimi ve tarihteki yeri bugün bile önemini yitirmemiştir. Çünkü tarih boyunca insanoğlunun serüvenine
at kadar ortak ve şahit olan başka bir canlı yok gibidir. Atın dört nala gidişi adeta insanlığı uygarlığa ulaştırmak içindir. At ve insan arasındaki köklü ve karşılıklı bir güven, hatta sevgi ilişkisi. At ne kadar insanoğlunu sırtında medeniyete doğru taşımış, sadakatle hep yanında olmuşsa, insanoğlu da onu o kadar yüceltmiş, ayrı bir yere koymuş, uğurlu saymış. Ata Murat demiş. Rüyada görürse hayra yormuş. Kimi zaman at ver dost ol, kız ver düşman ol diyerek atı akrabadan saydığını, ata evlattan çok güvendiğini sözleriyle teyit etmiş. Hatta yeri gelmiş, atın sahibine göre kişnediğini düşünmüş. At ve insanı ata sözlerinde eşitlemiş. Bazen at ve avrat yiğidin ikbarindendir demiş, bazen atın iyisine doru, yiğidin iyisine deri. Atın dört nala ya da rahvan koşusunu doğar doğmaz koşmaya başlamasını, hatta o narin tayın büyüyüp güçlü kuvvetli bir at oluşunu da, hatta ayakta uyumasını da bir mucize saymıştır insanoğlu. Yüzyıllar boyunca atın cismi güzelliği, insanın ruh sağlığı için hep gerekmiştir. Bu nedenle atın cismi güzelliğini bozacak şeylerden kaçınılmış, örneğin kuyruğunun kesilmemesi bile kanunla korunmuştur. İnsanoğlu, atın dört nala gidişine şiirler, öyküler yazmış, resimlere konu etmiş, hele heykeller, gücün, estetiğin simgesi atları kalıcı birer sanat eserine dönüştürmüş. At, insan ilişkisinin en iyi yansıtıldığı alanlardan biri de sanat. Sahibine sürekli statü sağlayan at, estetik görüntüsü, gücü ve güzelliğiyle edebiyat ve sanatın da ilham kaynağı olmuş. Türkiye'nin ilk ve tek atçılık müzesinin salonları, at, insan, sanat ilişkisinin birbirinden değerli örnekleriyle dolu. Bu resimlerin çoğunluğunda at hep heybetli ya da yeleleri rüzgarda savrulurken betimlenir. Çünkü atı koşarken seyretmek insanoğlunun her zaman hoşuna gitmiş. Türk atsız, kuş kanatsız olmaz diye düşünen Türklerin ata verdiği önemi gösteren çeşitli eşyaları Atçılık Müzesi'nde görmek mümkün. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı bu Türkmenistan kökenli eyer örtüsü son derece eski. Osmanlı'da kullanılan bu eyer de öyle. İşlemeli koşum takımları, gümüş ve fil dişi bu kamçılar, 19. yüzyıl, hatta bu yüzyılın başında kullanılan pek çok şey, Türkler ve Osmanlılar için ata ait eşyaların estetiğinin de son derece önemli olduğunun belgesi niteliğinde. Ayrıca Asya Yarışçılık Konferansı hediyelerinin sergilendiği ayrı bir bölüm ve Türk Jockey Kulübü'ne ait kupa, şilt, plaket ve takdir belgelerinin sergilendiği bölümler de ziyaretçilerin ilgisini çekmekte. Atla insan ilişkisi hayatın her yerinde kendini gösterir. Oyunlara bile yansır. Orta Asya'da at ve insanın yetenek ve hızlarını birlikte ortaya koydukları cirit, çöven ve benzeri oyunlara rastlamak mümkün.
Cirit'i böylesine hevesle oynayan Türkler için at tam bir tutku. Örneğin sabah kalk atını gör, atından sonra babanı gör diyor bir Türkmen atasözü. Zaten Türkmenistan dünyada at bakanlığı ve bayramı bulunan tek ülke. Sadece Türkmenistan değil, çeşitli Türk soylarının atla olan ilişkileri son derece köklü ve hala varlığını korumakta. Avrupa'da ise at yarışları her zaman tutkuyla izlenmiş. Yani at, insan için sadece gündelik hayatta ya da savaş alanlarında değil, eğlenceli, keyifli zaman geçirmede de yol arkadaşı. At ve insan arasındaki yol arkadaşlığına bakıldığında görülür ki at, savaş alanlarından yük arabalarına, yarış alanlarından tuvallere, şarkı ve şiir sözlerine, inanışlardan oyunlara dek insan yaşamıyla iç içe geçmiş. İnsanın olduğu her yerde hemen yanı başında at da olmuş. Kimi zaman insanoğluna ekmeğini kazanırken yardım etmiş, kimi zaman yükünü taşımış, kimi zaman onunla birlikte ülkeler fethetmiş. Atın insan yaşamındaki yeri teknolojinin gelişimi, makinalaşmanın artışıyla birlikte giderek azalmış. At arabasının tekerlekleri yerini otomobil tekerleklerine bırakmış. Giderek bir yerden bir yere atla gitmek daha zahmetli bir hal almış. Kentler büyümüş, caddeler, sokaklar otomobillerle dolmuş. Derken iletişim ve ulaşım olanaklarının artışıyla birlikte ata olan ihtiyaç da giderek azalmaya başlamış. At, 19. yüzyılın sonlarına dek insanoğlu için olmazsa olmaz bir yardımcıyken, bugün artık haralarda yetiştirilen, köylerde ya da yarış alanlarında daha sıklıkla gördüğümüz bir canlı. İnsanoğlunun gelişim macerasındaki en büyük yardımcısını geri plana iten şeyin adı teknoloji. At, bugünün dünyasında hala son derece değerli. Ancak işlevselliği geçmişteki kadar etkin değil. Köyler ve kırsal alanlar haricinde bugün artık atın en etkin görüldüğü alan spor. Hipodromlar binlerce insanı bir araya toplayan dev mekanlar. Çünkü insanlığın kadim alışkanlıklarından biri olan atları koşarken izlemek alışkanlığı bugün de güncelliğini koruyan bir tutku. Atlar bugün dünyanın pek çok ülkesinde haralarda özenle yetiştiriliyor. Türkiye at yetiştiriciliği konusunda kökenleri 13. yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna kadar uzanan bir geçmişe sahip. Atı Orta Asya'dan bu yana yaşamlarının odağına yerleştiren Türklerin bugün modern anlamdaki at yetiştiriciliği normlarına sahip olması doğal. Üniversitelerde atçılık ve antrenörlüğü bölümlerine yer verilmesi, konuya biçilen önemin ve gelinen bilimsel düzeyin göstergesi. Orta Asya'dan bugüne ulaşan kültür mirasını, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurumsallaştıran Türk insanı, Cumhuriyet döneminde de at yetiştiriciliğine değer atfetmiş durumda. Osmanlı döneminde atları Çiftlikat-ı Hümayun olan 3 harada ordunun ihtiyaç duyacağı atlar yetiştirilmekteyken, Cumhuriyet döneminde 7 harada at yetiştirme ve ıslah çalışması yapılmaya başlanmıştır. TİGEM, at yetiştiriciliği konusunda öncü kuruluşlardan biri. At, insana yakındır. İnsanın binlerce yıllık hayat serüveninde hep onunla birlikte olmuştur. At duygulanır, at kıskanır, at heyecanlanır, at utanır, at sancılanır. Bütün bunlar, bütün bu benzerlikler aslında insanın
atla birlikte yürüyüşünü mümkün kılan vasıflar, özelliklerdir. Atın bu kadar hayatımızda önemli bir yer tutması kuşkusuz atçılıkla ilgili yapacağımız faaliyetlerde de bize ışık tutmuştur. Ve biz de Tarım Bakanlığı olarak Türkiye'de atçılığın daha iyi bir noktaya gelmesi, Türkiye'nin tarihi birikimini gelecek kuşaklara yansıtmak açısından biz atçılıkla ilgili birçok düzenleme yaptık. Atçılığa nasıl daha çok yatırım yaparız diye uğraştık. Yasal düzenlemeleri bunun için yaptık. Atçılıktan daha fazla para transfer etmek için değil, atçılığa ve atçılık yatırımlarına nasıl daha kaynak transfer ederiz diye düzenlemeler yaptık. Onun için Türkiye'de mevcut hipodromların gerek gece yarışlarına açılmasıyla ilgili teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, yatırım yapılması, gerek Diyarbakır Hipodromu gibi dünyanın en modern, en iyi yatırımlarının bu manada yapılması, gerekse atçılıkla ilgili atçılığın finansal gelirlerini, mali durumunu iyileştirecek düzenlemeler yapılması bunun için bu amaçla yapıldı. Gelecekte Türkiye atçılığının bugünkünden de daha iyi bir durumda olması için birçok proje hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte de bu projelerin meyvelerini hep birlikte göreceğiz. Kuruluş, eski adlarıyla Çiftlikat-ı Hümayun ya da HARA, bugünkü kullanımıyla tarım işletmelerinde safkan Arap atları yetiştirmeye devam ediyor. TİGEM, yani Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, diğer faaliyetlerinin yanında aynı zamanda atçılık faaliyetini de, yani at yetiştiriciliği de yapmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bize TİGEM atçılığı miras olarak kalmıştır. Günümüze geldiğimizde TİGEM, Arap atçılığı içerisinde Türkiye'nin bir numaralı atçısı. Yani şu an sahalarda koşan Arap atlarının %30'undan daha fazlası TİGEM yetiştirmesi. TİGEM aynı zamanda geniş alanları, padokları olduğundan dolayı atların performansları çok yüksektir. TİGEM Arap atı yetiştiriciliğinde çok büyük bir faaliyet yapmaktadır. Hatta bir devdir. Gen kaynakları açısından Arap atılıklarının tamamını büyük bir dikkatle bünyesinde barındırır ve bunlarla ilgili üretim faaliyetinde bulunur. TİGEM Arap atçılığından çekilir ise veya devlet Arap atçılığı yapmayacağım derse Arap atçılığı Türkiye'de 3 sene sonra yarım kanların cirit alanı olur. Ama bugün TİGEM çok iyi atlar yetiştiriyor. Bugün artık at yetiştiriciliğinin bilimsel bir çalışma gerektirdiği bütün dünyada bilinen bir gerçek. Atın soy özelliklerini yitirmeden daha güçlü, sağlıklı bir şekilde üretimi dünyanın pek çok ülkesinde yapılmakta. Modernleşen, makinalaşan dünyaya karşın atın hala değerini koruduysa çok açık. Örneğin İngiltere, İrlanda, Fransa, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde at yarışları ve satışlarına ilişkin pazar son derece büyük. Sadece bu ülkelerde değil, pek çok ülkede de atçılık bacasız sanayi olarak algılanıyor ve bazılarında devletçe destekleniyor. Yani atlar dün olduğu gibi bugün de hala dört nala koşuyor. İnsanlık için değer üretmeye, kazandırmaya devam ediyor.